Hepinize merhaba insanlar ben. Daisy's poisonous dream. Bugün Lex'in eski ölüm sahnesine bakacağız. İlk versiyonda 1006 kafasını değil de tüm vücudunu alıyordu. Kafası kalıyordu sadece. İsterseniz bir göz atalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu daha animasyonu yapılmadan iptal edilmiş. Bazı fanlar bunu bir animasyon olarak yaptı. Onlardan birini de izleyelim. What have you done? You make me part of him. You can't do this to me. Bu senaryoyu çok fena değiştirebilirdi. Eğer vücudunu alsaydı, her şey farklı olabilirdi. Siz böyle olmasını ister miydiniz? İsterseniz şimdi de Poppy'nin silinmiş ses kayıtlarına bakalım. Ooh, this is a fancy door. Okay, I'll go deal with this. You just stay here. Burada süslü bir kapı derken, in Elliot Ludwig odasından bahsediyor olabilir mi? Ya da Plajare. Fikirlerinizi bekliyorum. Listen, I'm going to need you to trust me, okay? Enter this next room, and I will meet you at the bottom. Bu Mommy'nin Poppy'yi aldığı yer ama onu almıyor. Bizi yandaki bir kapıya yönlendiriyor. Demek ki oradaki kapılardan birine gelecektik. O zaman oyun boyunca yanımızda mı olacaktı yoksa onu daha sonra mı alacaktı sizce? Gob videosu yapmayı düşünmüyorum. Umarım anlayışla karşılarsın. Şimdi Mannequins adlı kullanıcının yaptığı bir teoriye bakalım. Şimdi aslında evet, Poppy'nin bize ihtiyacı var ama bence amacı deney 1006'ya parça yaptırmak değil. Sadece buradaki olayları çözmek için yardımımıza ihtiyacı var. Plytime ikinci, silinmiş olan son sahneyi izlersen, anlarsın buradaki olayları çözmek için yardımın lazım, diyor. Ve ben o tren sahnesinde, deney 1006'nın kontrolünde olduğunu düşünmüyorum. Kendi isteğiyle yardımımızı istedi. Tabii bilmeden de 1006'ya yardımcı oluyor bir yandan. Evet, benim düşüncelerim buydu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Daha sonra görüşürüz insanlar. Like